Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadın çalışanlara verilen ücretlerin düşüklüğü ve çocuk bakım imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle anne olan kadının ve anne adaylarının iş hayatından çekilmesini önlemek amacıyla evde çocuk bakımı projesini hayata geçirdi. Projenin pilot il seçilen Bursa, İzmir ve Antalya'da Nisan ayında başlayacağı bildirildi. Evde çocuk bakımı projesi kapsamında çocuk bakıcılarına 300 euro hibe desteği verileceği kaydedildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Selim Erol, SGK Hizmet Binası'nda düzenlenmişti kendinen toplantıda projede Antalya'dan 1500 anne ve 1500 bakıcı olmak üzere 3000 kişinin istihdam edileceğini belirtti. İstihdamda aylık 300 euro hibe desteği vereceklerini belirten Erol, çocuğuna tek başına bakıp engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıran annelere yapılacak hibe desteği 390 euro olacaktır. 24 aylıktan küçük çocuğu olan kadınların başvuru yapabileceği proje kapsamında çocuklar 36. ayını doldurana kadar hibe desteği sağlanacaktır. Antalya, İzmir ve Bursa illerinde uygulanacak olan operasyon kapsamında ilimizde 1500 anne ve 1500 bakıcı olmak üzere 2000 kadının istihdamı hibe yardımıyla desteklenecek olup, 3 pilot ilde istihdamı desteklenecek kadın sayısı 5000 anne ve 5000 çocuk bakıcısı olmak üzere toplamda 10.000 düzeyindedir dedi. Projeden yararlanacak kişilerin taşıması gereken şartları da sıralayan İl Müdürü Selim Erol, anne ve bakıcının aynı illerde ikamet etmesinin ve anne ile bakıcının Türk vatandaşı olması gerektirmektedir sini söyledi. Adayların taşıması gereken diğer şartlarsa şu şekilde açıklandı. Annenin başvuru anında hizmet akdine tabi işçi olarak sigortalı çalışıyor olması, başvuru anında annenin 24 aylık veya daha küçük yaşta çocuğunun olması Annenin en fazla asgari ücretin bürüt tutarının iki katına kadar bürüt gelir sahibi olması. Anne ve çocuk bakıcısı arasında birinci derece akrabalık ilişkisi olmaması. Annenin proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak beyan edilmiş olmaması. Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması.